Merhaba ben Erol. Bu videoda yanımda Samsung Galaxy M23 5G ya da F23 5G ya da Samsung Galaxy bir şey bir şey diyebilirsiniz. Yani başlıkta gördüğünüz telefon elimde. Bu telefonun özelliklerinden bahsedeceğiz. Türkiye'ye daha gelmedi. Yani çıkarsa uygun fiyatı Türkiye'de şunu söyleyeyim. Gerçekten ve gerçekten çok fazla satacak bir telefon olduğunu belirtebilirim. Peki neden? Poco X3 NFC gibi bir performans verecek bize ve neredeyse benzer özellikleri taşıyor ama uygun fiyata çıkması önemli. Eğer ki 4000 TL da çıkarsa inşallah öyle bir fiyatları çıkar. 170 Euro ne öyle bir şey hatırlamıyorum tam olarak. Ama uygun fiyata çıkarsa kesinlikle bu telefon kapış kapış olacak. Şimdi bu telefondan bahsetmek gerekirse. Ön taraftan baktığımız zaman damla bir çantikle geliyor. Ayrıca çene kısmı da biraz kalın diyebilirim. Arka tarafına geldiğimiz zaman arka tarafındaki kamera kısmı gerçekten çok hoş duruyor. Yani şık bir tasarımla geliyor. Bunun dışında kamera çıkıntısının biraz fazla olduğunu söyleyebilirim. Kutusundan çıkan kılıfla birlikte bunu kapatıyı bunu kapatabiliyorsunuz demek isterdim ama maalesef ki kutusundan sadece USB Type-C ara kablosu çıkıyor. USB Type-C ara kablosu dışında hiçbir şey çıkmıyor. Bunu şimdiden yine belirteyim. Bu telefonu eğer ki uygun fiyat alırsanız bir tane de adaptör almayı unutmayın. Kılıf almanıza gerek yok. Zaten hem arka taraf hem de yan çarçıralar plastik. Yani fazla kırılacağını zannetmiyorum. Kalınlık ve ağırlık olarak ise 8.4 milimlik bir kalınlığı bulunuyor. 198 gramlık ise bir ağırlığı bulunuyor. Telefonu gece elinizde tuttuğunuz zaman fazla ağrı yapmıyor. Ama çok uzun süreler boyunca tuttuğunuz zaman gerçekten telefonun ağrı yaptığını hissedebiliyorsunuz. Ayrıca elinizi biraz da yürüyor Bunun dışında tutuş hissiyatının güzel olduğunu belirtebilirim. Yani plastik ama kaliteli bir plastikten yapılmış telefonumuz. Yani dış tasarım olarak bence plastik olması dışında bir sorun yok. Bir de biraz hafiften ağır bir telefon. Bunun da ben sorun edeceğinizi fazla düşünmüyorum. Poco X3 NFC nasılsa bu da aynı diyebilirim. Şimdi gelelim ekran kısmına. Ekran kısmında burada AMOLED olmasını çok isterdim fakat burada bunun yerine 6.6 inçlik IPS LCD bir ekran kullanmışlar. Artı olarak 120 karelik ekran yenileme hızını bu telefon destekliyor. Akıcılık konusunda ise 120 kare ile birlikte gerçekten çok iyi işler başarabiliyor. Hem yonga kısmında güzel parçalara sahip olmasıyla hem de 120 kare desteklemesiyle hiçbir şekilde donma kalsın yapmadan bu telefonu kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında ekranımız 1080p olarak gelirken ayrıca güneş altında sizi fazla üzmüyor. Çok çok güneşli aşağılarda biraz gölge aratabiliyor. Ama 450 nitlik telefonlarda olduğu gibi tamamen güneş altında sizi çaresiz bırakmıyor. Ve ekran koruması ise Gornik Gorilla Glass 5 olarak geliyor. Bu da çizilmeler ve kırılmalar karşı bir nebze de olsa daha fazla dayanıklı. Ve ekran koruyucu her telefona takın. Yani telefon minimum 4 milyar bantlarında çıkarsa bile değerli bir telefon oluyor. Siz yine de kılıf ve ekran koruyucu takın. Çünkü günümüz Türkiye'sinde tamir ettirmekte biraz daha zor bir hale geldi. Şu an biraz daha iyi günlerimiz. Daha dolar değerini tamamen arttırmadı. Yani şu an alabiliyorsanız bence bir telefon ya da başka elektronik cihaz alacaksanız alın. Neyse buradan diğer konumuza geçelim batarya. Batarya kısmında ise 5000 mAh'lik bataryası bulunuyor ve 25 Watt'la şarj edebiliyorsunuz. 25 Watt'la da şarj olma süresini sol üst tarafa yazacağım. Ortalama kullanımda 1-1,5 gün arasını çok rahat bir şekilde çıkartırken oyunu oyunlar konusunda ise 5,5-6 saat arası bir oyun performansını bize verebiliyor. Yani gündelik kullanımda kesinlikle ve kesinlikle sizi idare edecektir. Oyunlarda ise 5,5 saate kadar sizi soluksuz bir şekilde oynatabiliyor. Buradan kamera kısmına atlayalım. Kamera kısmında da başarılı olduğunu belirtebilirim. Ama ACE desteğinin bulunmaması gerçekten biraz üzüyor. 4K 30 FPS çektiğiniz videolarda maalesef ki ACE desteği bulunmuyor. Ana kamerasında ise 50 megapiksel, derinde f1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera sensörü ile birlikte geliyor. Genel olarak gündüzleri ve geceleri çok başarılı kendi segmentine göre. Bunun dışında ikinci kamera kısmında 8 megapiksel derinde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip ekstra geniş açı kamerası geliyor. Bu da standart bir geniş açı kamerası olduğunu belirtebilirim. Üçüncü kamera kısmında ise makro çekim kamerası olarak geliyor. Bu da 2 megapiksel derinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip güzel ışıklı ortamlarda iyi işler çıkartıyor. Ön kameraya geldiğimiz zaman kağıt üstünde kötü duruyor fakat gerçekte aldığınız zaman performans olarak güzel performans veriyor. Özellikle güneşi arkanıza aldığınız zaman filan yine, yüz, yine yüzünüzü gösterebiliyor. 8 megapiksel derinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip bu ön kamera sensörü de. Geceleri ise hafiften de olsa kumlanmalar yaratıyor. Fakat dediğim gibi kendi segmentine göre biraz daha hafiften de olsa önde. Yani genel olarak kamera kısmına baktığımız zaman güzel işler çıkartıyor. Bunun dışında ön taraftan 1080p'de 30fps videoları kaydedebiliyorsunuz. Buradan Yonga kısmına atladığımız zaman Snapdragon'un 750G işlemcisi bulunuyor içerisinde. Bu beyefendinin içerisindeki işlemci gerçekten güzel diyebilirim. Yani Antutu V9 puanlarına baktığımız zaman... 390-400 bin puanlara yaklaşıyor. Bu da performans olarak bence bu telefon segmentine göre kesinlikle ve kesinlikle. PUBG gibi oyunlarda düşük ayarlarda yüksek kare hızlarını verebiliyor. Yani 60 kareleri görebiliyorsunuz. Orta ayarlarda ise 40-50 arası bir FPS değerini bu telefonda kendi performansı ile birlikte görebiliyorsunuz. Fakat zorlarsanız kesinlikle en üst ayarlarda. 60 kare desteğini arada sırada droplar girse de verecektir. Ve ayrıca UFS 2.2 depolama biçimi sayesinde okuma ve yazma hızlarında gerçekten çok hızlı bu telefon. Bunun sayesinde ileriye yönelik donma ve kasma fazla yaşamayacaksınız. Ve uygulamaların açılışı da gerçekten çok hızlı diyebilirim. <laughs> Ve ayrıca hafıza kartı desteği de bulunuyor. Hafıza kartının yanında bir tane hafıza kartı ve ayrıca iki tane de sim kartını takabiliyorsunuz bu telefona. Yani toplamda üç tane slot bulunuyor. Buradan kablosuz bağlantılar kısmına da atladığımız zaman 5G desteğini işlemcimiz destekliyor ve 5G desteği bulunuyor. Wi-Fi kısmında Wi-Fi 5 desteği ile birlikte gelirken ayrıca NFC e desteği de bulunuyor. Bunun sayesinde NFC'nin bütün nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Ses kısmında ise bir tane hoparlörü var. Bu hoparlörle birlikte güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor size. Üst düzey bir performans sergilemiyor ama basları ve tizleri iyi vuruyor. Ses yüksekliği de idare eder diyebilirim. Ayrıca 3.5 mm'lik şak girişi bulunmadığı için maalesef ki Kablolu kulaklığınızı takamıyorsunuz. Takmanız için bir tane dönüştürücü ya da USB Type-C'ye sahip kablolu kulaklığınızı takabilirsiniz. Suya ve toza karşı dayanıklılık kısmında ise ne suya karşı ne de toza karşı bir dayanıklılığı bulunuyor. Maalesef ki bu telefonu hem sudan hem de tozdan uzak tutmanız gerekiyor. Genel olarak telefon ısınmıyor ayrıca. Isınma konusunda telefonda oynanırken ya da normal takılırken hiçbir şekilde fazla ısınma yaratmadı. Ve son olarak telefon 4500-4000 TL bantlarına çıkarsa kesinlikle peynir ekmek gibi satacaktır. Yani batarya konusunda iyi, ekran yenileme konusunda iyi, işlemci konusunda iyi, kamera konusunda da gerçekten başarılı diyebilirim kendi segmentine göre. Bunlar zaten bu telefonu almak için yetiyor. 4000 TL bantlarında eskiden ne güzel telefonlar alırdık. Fakat şu an Türkiye şartlarında 4000 TL bantlarında bu gibi telefonları bulmak bile imkansız gibi duruyor. Yani 4000 TL bantlarına çıkacağını fazla zannetmiyorum. Şimdiden söyleyeyim yorum gelirse. Ben 5000, 5500 TL bantlarında çıkacak diye düşünüyorum. Ama belki Samsung bir şeyler yapıp vergiden bir şeyler indirip falan vesaire 4000 TL bantlarına çıkarır. Eğer ki çıkarsa kesinlikle benim favori telefonlarımdan ve size önereceğim telefonlardan bir tanesi de bu telefon olur. Dostlar, siz f23 ya da m23 hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında. Cevaplarınızı bekliyorum. Ben hapşırık krizine girmeden daha fazla kaçayım çünkü gerçekten çok fazla hapşırık krizi tuttu. Şu an konuşurken bile zar zor konuşuyorum. Belki anlamışsınızdır. Hatta aralarda bazı yerleri kestim çünkü gerçekten çok fazla hapşırdım. Haydi dostlar ben kaçayım gideyim, gideyim de rahatça bir hapşırayım. Hoşçakalın.